Dünya Kupası grup analizlerine devam ediyoruz. B grubundayız. İngiltere, İran, Amerika Birleşik Devletleri ve Galler'in yer aldığı grupta favori İngiltere. Tabii ki turnuvanın da favorilerinden bir tanesi İngiltere. Şöyle bir baktığımızda 2018 Dünya Kupası'nda yarı final, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda final. Bu sefer kazanma hayaliyle geliyorlar. Takımın artılarına baktığımızda Jude Bellingham gibi, Declan Rice gibi, Phil Foden gibi, Bukayo Saka gibi Genç oyuncuların dinamik performansı yükselmiş genç oyuncuların olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda Harry Kane yine formda ve bu şekilde geliyor. Uzun süredir duran top dışında golü olmasa da birkaç gol, yanlış hatırlamıyorsam 3 gol daha atarsa İngiltere tarihinin en golcü oyuncusu olacak. Bu motivasyonla geliyor. Bunun yanında çok konuşulmasa da Trippier Premier Lig'de çok formda Newcastle formasıyla onun da takıma büyük katkı yapması bekleniyor. Tabii bazı eksileri de var İngiltere milli takımının. Mesela takım savunmasında hala yeterince iyi değiller ki Southgate'in beşli savunma oynayıp önlerine iki tane orta saha koymasına rağmen Harry Maguire kadroda onun üzerinde bir psikolojik baskı var. Onun performansı merak ediliyor. Ve savunmanın solunda hücumdan başlayan sol bekle devam eden yapıda. Bazı eksiklikler var. İngiltere'nin de zayıf, handikaplı noktaları şu an için bunlar olarak görünüyor. Teknik direktör Gareth Southgate tartışılan bir isim. 6 yıldır takımın başında bir yarı finali var, az önce söyledik. Bir finali var. Buna rağmen tartışılıyor. Tartışılmasının sebebi de hala üzerinde herkesin mutabık olamamasının sebebi de bazı tutucu tercihleri, 3 stoperle çıkması, bu 3 stoperin önüne 2 tane orta saha koyması. Bunları İngilizlerin holding midfielder dediği pivot rolünde yani tutucu orta saha olarak kullandırması, öne doğru 10 numaralaşan değil de daha çok 6 numaralaşan orta sahalar şeklinde kullanması. Bu savunmacı yapısı biraz eleştiriliyor ama buna rağmen favorilerden bir tanesi olarak da kesinlikle görülmeli. Takımın yıldız oyuncusu az önce de bahsettiğimiz gibi Harry Kane formda geliyor ve 3 gol daha atarsa en golcü İngiliz oyuncu olacak. Aynı zamanda Dünya Kupalarının da son gol kralı Harry Kane. Takımın bir diğer önemli oyuncusu da Jude Bellingham. Bellingham'la ilgili bir tartışma var. 8 mi 10 mu? Burada Southgate'in yapacağı tercih çok önemli. Onu tutucu bir 8 olarak kullanmak ya da presçi bir 10 numara hücum bölgesinde Dortmund'taki gibi oraya gitmesine izin veren bir teknik adamlık performansı. E, oyuncunun da saha içi performansını etkileyecek ve turnuvanın genç yıldız adaylarından biri olması bekleniyor. Euro 2020'de 480 dakika gol yemediler ama uzun süredir de akan oyunda gol atmakta zorlanıyorlar. Phil Foden ilk turnuvasını yaşayacak. Elemeleri elemelerde İngiltere milli takımın asist kralıydı. Bu turnuvada da ondan çok şey bekleniyor. Eskiye göre daha yaratıcı bir takım olarak geliyorlar. Az önce bahsettik Bellingham, Foden, Madison o da çok formda geliyor. Saka gibi. Sadece İngiltere o takım olma sorununu çözecek mi, çözemeyecek mi? Onların gidişatını bu belirleyecek gibi. Gruptaki diğer takımlara bakalım. Amerika Birleşik Devletleri herkesi rahatlatmayan bir oyunları var. Herkesin emin olamadıkları bir oyunları var. Önde baskı ve hücum oyunuyla kendi elemelerden kendi rakiplerine üstünlük kurarak geldiler ama Dünya Kupası'nda İngiltere'ye karşı Galler'e karşı bu kullanılabilir işe yarar mı? Bu yüzden herkesin Amerika'da gönlü rahat değil. Bir acaba mı sorusu var. Orta sahanın merkezinde ve savunmanın merkezinde bir sorun yaşıyorlar. McKennie orayı tek başına neredeyse tutmaya çalışıyor. Kanat oyuncuları ise Herkese gerçekten uluslararası standartta oyuncular. Aronson gibi, Plusic gibi, Reyna ve Veah gibi oyuncular. Onlarda da dikkat çeken oyuncu Yunus Musa. 19 yaşında Valencia'lı orta saha oyuncusu. McKennie'ye yardımcı olmaya çalışıyor. Tek başına 6'yı sanki ona bırakacak gibi Amerika Birleşik Devletleri. O da İngiltere'yi, İtalya'yı ve Gana'yı reddederek Birleşik Devletler adına oynamayı kabul etti. Ricardo Pepi'nin kadroda olmaması tartışıldı. Santrofor bölgesinde Haj Wright ve Ferreira kullanılacak gibi görünüyor. Bir diğer takım İran. Amerika Birleşik Devletleri ve İran bu grupta yer alacaklar. Maçlar oldukça dikkat çekecek. Uluslararası düzeyde dikkat çekecek. Futbol dışı sebeplerden dolayı. Sağlam defans ve kontra atak oyunu şeklinde tanımlayabiliriz İran'ın oyununu. Aslında Dragon Skocic ile turnuvaya geldiler Dünya Kupası'na. Ama bazı oyuncularla arasında yaşadığı problem nedeniyle görevden ayrıldı. Ve son birkaç maç kala e, çok uzun süre İran milli takımının teknik direktörlüğünü yapan, iki kere Dünya Kupası'na götüren e, Queiroz geldi. Portekizli teknik adam. Onu Manchester United ve Real yani Madrid'den de hatırlayacaksınız. E, onu çok seviyorlar. İran'da da futbolcular da çok seviyor. Az gol yiyen bir takım. Tabii ki bu scotch için oluşturduğu bir takımdı ama Kuvarevz da bunu devam ettiriyor. Az gol yiyorlar, iyi savunma yapıyorlar, kontra atak oynuyorlar. Mehdi Taremi ve Serdar Azmun da hücumda güvendikleri oyuncular olarak dikkat çekiyor. İran'ın bu grupta tabii ki az önce bahsettiğimiz gibi biraz da farklı bir durumu var. Hem İngiltere ile zaten Amerika Birleşik Devletleri ile e, politika üzerinden tarihsel gelen bir süreçte yaşadığı problemler, anlaşmazlıklar, sorunlar bunun yanında bir de son dönemde İran'daki İran'dan doğan kadın hareketleri ve kadın hareketlerinin protestoları dünyaya yansıyan ve buna yönelik İran'a gelen tepkiler ki turnuvada olması bile istenmiyordu. Bunlarla beraber futbol sadece futbol olmayacak gibi görünüyor. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri maçlarında yıllar önce hatırlıyorum yine İran ve Amerika Birleşik Devletleri aynı gruptaydı bir dünya kupasında. 98 miydi acaba? Yanlış olmasın. O zaman da yine bu konular gündeme getirilmişti. Bu sefer daha sert bir şekilde turnuvanın Katar'da olmasıyla beraber gündeme getirilecek ve bu maçlar İran Amerika maçları ve İran İngiltere maçları ayrı bir yer tutacak gibi görünüyor. Tabii ki biz her zaman futbolun içinde kalmaktan yanayız ama futbolu etkileyen bu gibi durumlardan da bahsetmemek olmaz. İranlı sporcuları da bir şekilde etkileyecektir. İngiliz ve Birleşik Devletleri sporcularını da etkileyecektir. Bakalım saha içerisine nasıl yansıyacak, oyuna nasıl yansıyacak? Bu da bir merak konusu. Grubun bir diğer takımı da Galler. Galler'in buraya geliş şekli biraz zordu. Hem Avusturya'yı hem de onlara karşı tüm dünyanın desteğini alan Ukrayna'yı eleyerek geldiler. Onlar da tıpkı İran gibi bir kontra atak takımı. Genelde yüzde 45.1 topla oynuyorlar. Hatta Uluslar Ligi'nde bunu %40.9'a düşürdüler. Tabii ki burada Gerrit Bale, Daniel James gibi hızlı kenar oyuncularının performansına güvenerek bu oyunu yapıyorlar. Savunmayı iyi yapmaya çalışıyorlar. Beşli bir savunma yapıları var. Hızlı kanat oyuncuları bu hızlı kontralarda onlara avantaj sağlıyor. Gerrit Bale dahil en önemli özellikleri takımdaşlık. Neden Gerrit Bale dahil? Real Madrid süreci çok tartışmalıydı. Daha sonra Amerika'ya gitti. Orada da çok fazla kendini gösterebildiğini söyleyemeyiz ama Galler milli takımına geldiği zaman performansı üst düzeye çıkıyor ve Galler'in o takımdaşlık, o kırmızı ejderin etrafında birleşme duygusunu sonuna kadar yaşıyor. Onların da sorunu derin bir kadroları yok. Yani takımın kritik oyuncularına bir şey olduğu takdirde alternatiflerini nasıl yapacaklar? Büyük bir soru işareti. Asıl silahları alternatifsiz görünüyor. Ama artıları da korkusuz bir oyunları var. Rakip kim olursa olsun o kontra atak oyunundan, o gümbür gümbür saldıran, pozitif geçişleri yapan takım olmaktan çekinmiyorlar. Ve dört büyük turnuvanın üçüne katılmış olmaları son dönemde onlara da bir özgüven katıyor. Onların da oyun içerisinde, maç içerisindeki yaşayacakları sorun Ramsey ve Elim merkezinin Elim merkezinin ne kadar dayanıklı olacağıyla ilgili. İngiltere Galler, Amerika Birleşik Devletleri, İran B grubunda durum bu şekilde. Favoriler İngiltere ve Galler gibi görünüyor. Amerika bir Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın da bir ikincilik sürprizi bekleniyor. Bakalım neler olacak göreceğiz. <laughs>